Sonunda o kadar istediğiniz artık 90'larla alakalı bir içerik geldi. Türkiye 90'lara girdiğinde Cumhuriyet tarihinde hiç karşılaşmadığı sorunlar onu bekliyor olacaktı. İşte terörizm, krizler, cinayetler ve daha niceleri. Bugün işte ilk defa 90'ların o karanlık ve puslu dönemine gideceğiz. Sanırım hepiniz şu ekrandaki fotoğrafı sosyal medyada en az bir kere görmüşsünüzdür, değil mi? Yani kesin görmüşsünüzdür. Genelde birlikte atılan mesajda, açıklamada şu şekilde. İşte eskiden Türkiye'de Nevruz kutlamak böyleydi, sırf Kürt oldukları için üzerlerine ateş açılan sivil tarzında mesajlarla bu paylaşılır. 2015 yılında bu fotoğrafın videosu yayınlandı. Burada halka ateş açılmadığı gözükse de yine de uzun bir dönem propagandası yapıldı. Hem iktidar çevresinden, hem bazı muhaliflerden, hem de bizzat terör örgütünün kendisinden. Kanlı Nevruz olarak da anılan bu Nevruz 1992 yılından. Videoda bir kalabalığın toplandığını, ardından da güvenlik güçleri tarafından dağıtılıp iki kişinin de tutuklandığını görüyorsunuz. Genelde anlatılan hikaye, Kanlı Nevruz işte foşik TC sadece Nevruz kutladıkları için insanlara böyle saldırıyor. Peki öyle mi? Ve bu efsane görüntülerin arkasında ne var? Ne yaşandı? Ne oldu da Türkiye'de böyle görüntüler ortaya çıktı? Sırf Kürt oldukları için mi insanlara saldırıldı? Peki güvenlik güçleri neden bu kadar agresif? Bu abilerin derdi ne? 92 yılında ne oldu da ortam bu kadar gergindi? İşte gelin bugün 92 Nevruz'unu, daha doğrusu Serhil Dan'ı ve PKK'yı bir inceleyelim. PKK'nın kuruluşundan 2 yıl sonra Öcalan daha fazla Türkiye'de barınamayıp Lice'den Suriye'ye kaçtı. Tabii bu kaçışta Diyarbakır cezaevinde itirafçı olan ve hatta itirafçı koğuşu oluşturan PKK kurucusu Şahin Dönmez'in onu ele vermesi önemli. Kuruluş dönemini bu şekilde hızlıca atlayacağım. İstek olursa detaylı bir PKK belgeselinde bunlara yer veririz. Bizim için önemli olan 80'li yılların ortası ve sonu. PKK 84 yılında kongresinde yeni bir strateji belirledi. Mao Zedong'un geliştirdiği halk devrimi modeli. Bunun için yine Mao'nun geliştirdiği uzun süreli halk savaşı stratejisi benimsendi. Peki nedir bu uzun süreli halk savaşı modeli? Bu strateji Mao tarafından Japon işgalcilere karşı geliştirilmişti. Uzun, yorucu ve yıpratıcı bir stratejiydi. Bu model aslında 3 tane aşamadan oluşuyordu. Birincisi stratejik savunma. Hükümet kontrolünün dışındaki kırsal kesimlerde gerillaların eğitildikleri, dinlendikleri ve hazırlık yaptıkları kurtarılmış bölgeler oluşturmak. 2. Stratejik denge. Kurtarılmış bölgeleri önce bir genişletmek, hükümet güçlerini yıpratma savaşıyla zayıflatmak ve gelecekteki ordu için gerekli silah ve malzemeyi toplamak. 3. Stratejik taarruz. Açık savaş taktiklerini kullanarak kesin sonuçlu bir taarruzla şehirleri ele geçirmek. Basit bir strateji gibi görünüyor aslında, değil mi? PKK bu stratejiyi benimsediğini deklare ettikten sonra bunu gerçekleştirmek için silahlı kanadı olacak olan Kürdistan Kurtuluş Güçleri, Hezen Rizgari Kurdistan'e, kısacası HRK adında bir milis örgütü kurdu. Ardından PKK'nın ilk komutanı olarak bilinen ve örgütün mitleştirdiği Mahsun Korkmaz komutasındaki bir grup terörist 15 Temmuz 1984'te Eruh ve Şemdinli'de örgütün ilk silahlı saldırılarını gerçekleştirdi. Yani herkesin bildiği olay bu. Türkiye terörle tanışmış oldu. Bu arada çözüm sürecinde bu sözde PKK şehitliği kurulunca bu Mahsun Korkmaz'ın heykelini de diktiler. Yani bunların örgüt içindeki önemini anlamanız için kısacası. 85'ten sonra örgüt bu stratejiye göre yapılandırmayı değiştirdi. Şimdi burada çok önemli nokta şu ki PKK'nın stratejisi halk desteği olmadan çalışmıyor. Yani bu iki ordunun savaşlı bir savaş falan değil. Kısa sürede kazanmak gibi bir niyette yok. Amaç Kürtler arasında destek kazanmak ve Türkiye'nin güneydoğusundaki tüm devlet faaliyetlerini terörle kısıtlamak. Mao'nun göstermiş olduğu gibi. Mesela bu stratejilerden biri de öğretmenleri öldürmek. Bunu Öğretmenler Günü videosunda anlatmıştık. İsteyen ona bir tekrar baksın. Diğer taraftan başka örgütleri de engellemek büyük önem arz ediyor. Yani senin tek olman gerekiyor. Zaten kurulduğu dönem itibariyle APO'cular diğer grupları sindirmeye başlamıştı. CIA'nin 26 Ağustos 1985'te hazırladığı Türkiye'deki Kürt ayaklanması raporu bu konuda mesela ilginç ipuçları veriyor. PKK'nın jandarmayı hedef alan terör saldırılarından sonra eskiden daha kötü eğitimli olan jandarmanın artık daha iyi eğitimli olduğunu ve karşılık verebildiğini yazıyorlar. Aynı zamanda eskiden ölümüne kadar çatışan teröristlerin artık teslim olmaya başladığını yazıyor. Bu arada bu teslim olma ve çözülme işini engellemek için daha sonra PKK tarafından kurulacak olan örgüt RNK diye bir örgüt bu. İtirafçıları öldürmeye başlayacak. Avrupa'da olsan bile seni buluyor. Hatta PKK'nın kurucularından Çetin Güngör diye bir eleman var meşhur. Onu buluyor, öldürüyorlar Avrupa'da, o derece. Bir diğer enteresan olay da örgütün Barzani klanıyla bağlantıları. Rapor, Barzanilerin PKK'ya bazen aktif bazen pasif destek verdiğini yazsa da bu ittifakın kırılgan olduğunu yazıyor. Bu ittifak da önemli olacak daha sonra, şimdi değil. İşte 85 yılına gelindiğinde durum böyleydi yani. PKK ikinci aşamaya geçti. Harika kapatıldı ve yerine daha sonraları terör örgütünün iki asli unsuru olacak olan Enya Rizgariya Neteva Kurdistan yani RNK'yı ve Artesha Rizgariya Gele Kürdistan yani ARGK'yı kurdu. ARGK önemli bu
grubu, ARGK teröristlerin sözde silahlı kolu olarak sürdürdüğü faaliyetlere, yani işte eleman kazanma faaliyetleri, kazanılan sempatizanların militan haline evrilmesi, bunun için yapılan eğitim, propaganda faaliyetleri, mali, lojistik, ikmal çalışmalarının tamamına cephe faaliyetleri adını veriyordu. Zaten oradan geliyor ismi. 2000'den sonra bu sizin bildiğiniz HPG'ye dönüşecekti. RNK'da daha önce anlattığımız gibi örgütün Avrupa'daki yapılanmasını sağlayan örgüttü. Bu gelişme, yani PKK'nın işte kendini yeniden yapılandırması, Mao'nun stratejisine göre kendisini geliştirmesi, CIA'nin 86 Aralık ayındaki terörizm raporuna da Kürt İşçi Partisi yön mü değiştiriyor başlıklı bölümüne yansıdı. RNK'nın faaliyetlerine yer verilip halkı örgütlemek için çalıştıkları, insanlardan haraç topladıkları, hatta giysi yardımlarını zorunlu kıldıklarını not alıyorlardı. Şimdi bak, bu önemli. RNK'yı aklınızda iyi tutun. Çünkü bu video için önemli olacak. RNK raporlara göre ve bildiğimiz üzere, itirafçılardan da bildiğimiz üzere örgütlemeye çalışıyor. Peki bu noktada artık neredeyiz? Gelin terörizmin aşamalarını bir daha inceleyelim. Başlangıç aşaması. Önce hedeflenen toplumun temelden bir analiz yapılır. İşte güçleri ve zaafları ortaya çıkarılır. Ardından da bu zaaflardan nasıl yararlanabiliriz diye bir strateji belirlenir. Belirlenen temalar işte genelde başlangıçta çok basit, böyle masum istekler, ihtiyaçlar, kitlelere böylelikle daha rahat ulaşırsın. Bunu başta zaten PKK Eruhlu'da ve Şemdinli'de ilk saldırısını yapmadan evvel yapmıştı. 6 ay boyunca gidiyor ve bölgeyi analiz ediyor, insanlarla konuşuyor. Nereden vurabiliriz, ne eksiklikleri var diye böyle hareket ediyor. Bu kitleleri mobilize etmek için grev, toplantı, gösteri, yürüyüş gibi etkinlikler başlar. Bunlar daha sonra iç tehdit odağı şeklinde isimlendirilen ve genelde terörü kullanan örgütlerin başlangıç aşamasındaki faaliyetleri. Uzun sürecek olan bu aşamada hedef ülkenin haberi olmaz durumdan. Yani zira propaganda çok düşük düzeyde ve basit, doğal istek ve ihtiyaçlar. Örgüt ve siyasi hareket arasında fark görülemez, ayırt edemezsiniz. İkincisi, işte burada başlıyor mevzu. İkincisi örgütlenme aşaması. Neredeyse fedai denebilecek sempatizanlar kazanılır. Bu aşamada belirlenen militan adayları genelde yurt dışında, yabancı devletlerde eğitilecek ve indoktrine edilerek gerilla eğitimini alacaklar. İşte PKK durumunda bu Lübnan'da, daha doğrusu Suriye'nin işgal ettiği Lübnan toprağında, Beka Vadisi'nde olacaktı. Bu eğitimi alan militanlar diğer sempatizanlarla irtibata geçerken özellikle legal güçlü kuruluşları elde etmek için sızmalarla kır ve şehir gerillası örgütlenmeleri gerçekleştirecek. Yani bu durumda önemli olanlar barolar, vakıflar, bakanlıklar hatta. Bunu ele geçirdikleri zaman sempatizanlar direkt olarak militanların sistemini adapte ediyorlar. Mesela günümüzde en iyi örneği İHAD. Bunun fevkalade bir örneği. Adalet Ağoğlu neden kendi kurduğu dernekten ayrılmış, gidin bir bakın, şaşacaksınız. Elde edilen bu güç arkaya alınınca illegal silahsız toplu eylemler ve silahlı münferit eylemler başlatılır. Korsan miting, boykot ve işgal, pankartlama, afişleme, gizli bildiri ve yayın, hücre çalışması ve küçük silahlı eylemler karakteristik dönem faaliyetleridir. Artık örgütlenme topluma sesini duyurmaya başlamış, toplumun belirli bir kesiminde sempati ve bir kesiminde de huzursuzluk oluşturmuştur. Bu aşama eyleme geçmeden evvel önemli bir aşama ve üniversiteler ve okullar adeta abluk altına alınır. Mesela zamanında çözüm sürecinde Öcalan'la görüşmeleri yürüten ve bugün Ahmet Davutoğlu'nun danışmanı olan Balıkçı lakaplı İlhami Işık'tan bir dinleyelim o dönemi isterseniz. PKK örgütlenirken de kendisi dışında olan yapılara karşı acımasız davrandı. Bunun örneklerinden biri de benim. 1980 öncesi Batman'daydım. Tabii o zamanlar PKK yoktu. Ulusal Kurtuluşçular diyorlardı kendilerine. Sonradan APO'cular oldular. O zamanlar liselerden liselere sürgünler olurdu. Bizim okula da böyle Diyarbakır'dan bir çocuk geldi. İlk onunla tanıştım. Bana sol kitaplar verdi. Okudum. Sonra başka arkadaşlar edindim böyle. Batman'a dışarıdan gelen bu çocuklar sayesinde ben de siyasallaştım. PKK'nın kurucularından, daha sonra yine örgüt içi infazla öldürülen Mehmet Çener de çocukluk arkadaşımdı. Bu arada burada parantez açayım. Mehmet Çener'i aklınızda tutun. Bugün onu da konuşacağız. Okumayı severdim. Ondan kitaplar alıp okuyordum. Ama onlardan olmadım. O zaman şu modaydı. Özümsemekten ziyade ezberlemek. Lenin'in, Stalin'in kitaplarını. Ben de hepsini ezberledim. İnanılmaz bir ezber yeteneğim de var. Konuşmalara şu sayfanın şu paragrafı diye başlardık. O dönem PKK'nın ideoloğu ve kurucularından olan Mazlum Doğan, Batman'ı örgütlüyordu. Ben de yeni politikleşiyordum. Sosyalizme ilgi duyuyordum. Tam 3 ay hiç evden çıkmadım. 80 öncesi en güçlü bizdik Batman'da. Yani İGD. Ama PKK sert söylemlerle daha fazla büyüdü. Büyürken de artık farklı ses, aykırı ses oldular. Başkalarını tanımama teamülü de başladı. Kendilerinden farklı düşünenleri çeşitli bahanelerle okula almamaya başladılar. Bir gün arkadaşlar geldiler, bizi APO'cular okula almıyorlar dediler. Ben de gittim, alacaksınız dedim. Tartışma çıktı ve beni vurdular. Lise bitmişti. Ankara siyasal bilgilere kaydolmuştum ama Batman'daydım. Okula gitmiyordum. Örgüt yasaklıyordu. Hala PKK devam ettiriyor bunu mesela. Örgüt sana emir vermişse aksini yapamazsın. Bizde de böyleydi. İşte bu Mazlum Doğan da bu arada daha sonradan Diyarbakır cezaevinde kendini asacaktır. Lakin bunun yerine kendini yaktı hikayesini anlatır PKK ve yine efsaneleştirme yoluna gider. Mesela Şahin Dönmez de PKK kurucusudur ve Doğan'ı tanır, bizzat tanır. Hatta birlikte cezaevine girerler.
ama dönmez itirafçı olur. Hatta itirafçı koğuşu kurar. İşte bu yüzden, hatta bu itirafçı koğuşu yüzünden APO kaçmak zorunda kalıyor Lice'den Suriye. İşte bu yüzden hapisten çıkınca PKK infaz edecektir kendisini. Tıpkı diğer itirafçılara yaptıkları gibi. Hani efsaneleştirdikleri Mahsun Korkmaz vardı ya, o da mesela Öcalan'ın bizzat emriyle infaz edilir ama bugün PKK kendisini efsaneleştirir. Öcalan'ın en çok korktuğu şeydi bu çözülmeler çünkü. Tarikat gibi yönetiyordu örgütü. Öcalan PKK'nın tasfiyesi kitabında bilindiği gibi cezaevlerinde teslimiyet Şahin ve Yıldırım hainleri aracılığıyla dayatılmak istenmişti. Kendi yaşam derdine düşen bu iki hain direnişçi savaş esiri yoldaşlarımızın katledilmesinde birer piyon olarak kullanılmışlardı. Bunlar sömürgeciler tarafından kendilerine verilen talimat gereği teslimiyeti cezaevinden dışarıya parti içine de sızdırmak istediler diyerek yeniden tüm itirafçıları hain ilan ediyordu. Diğer taraftan Serk ve Bunda Diyarbakır cezaevi propagandasını yapıyordu. Aslında pek uymayan bir görüntü ama olsun, yiyen var sonuçta. Burada örgüt bilinçli şekilde propaganda yürütüyor. Size saydığımız aşamalara uygun şekilde. Efsaneler, sözde şehitler, büyük zaferler, zulümler, size anlattığımız gibi halk desteği almak için burası çok önemli. Ama oraya gelmeden üçüncü aşamaya geçelim. Eylem aşaması. Operasyon, örtülü savaş, düşük şiddetli savaş, düşük yoğunluklu çatışma, DYÇ gibi çeşitli isimler verilen bu aşamada sızmanın gerçekleştirildiği legal kuruluşların da desteğiyle şehir ve kırda halkı sindirmeyi amaçlayan silahlı eylemler başlar. Devlet güçlerinin zaafa uğratılmasıyla toplum devlet bağının parçalanması ve yönetimi ele geçirecek ortamın hazırlanması istenmektedir. Terör eylemleri, işte silahlı bombalı saldırılar, sabotajlar, rehin almalar, öldürmeler, soygunlar, devlet örgüt ve tesislerine saldırılar, kurtarılmış bölge oluşturma falan bu safhanın belirgin özellikleridir. Bu aşamada devletin yetersizliği vurgulanmaya çalışılırken toplumun devleti güveni kaybolmakta ve toplumda moral çöküntüsü de başlamaktadır. İşte PKK'yı o tarihlerde tam da bu aşamada görebiliriz. Yani uyguladıkları strateji olarak. Peki son aşama ne? Yani varmak istenilen son aşama ne? Son aşama iç savaş aşaması. Bu safhada hedef yönetimi ele geçirmektir. Artık çeşitli kırsal bölge ve hatta şehirler ele geçirilerek örgütün üstleri kurulmuş, devlet güçleriyle artık açık silahlı mücadeleye başlanmıştır. Düzenli illegal birlikler oluşturulmakta. Bu arada dış güçlerin lojistik desteği de sürmektedir. Böylece içten çökertme işlemi tamamlanır. Mevzu artık bir iç savaşa, mevzu bir bağımsızlık mücadelesine doğru kayar. PKK bu son aşamaya asla ulaşamadı. Strateji olarak bunu belirlese de. Hep üçüncü noktada takıldı kaldı. Zira halk desteği beklediği şekilde gelmedi. O iç savaşı fitilleyecek bir gelişme bir türlü bulunamadı. Örgütün kuruluşunda yer alan, 12 Eylül döneminde yakalanan ve 88 yılında cezaevinden tahliye olup yurt dışına kaçan Mehmet Cahit Şener, Cihangir Hazır ve Abdurrahman Kayıkçı, APO'nun talimatlarıyla 4. Kongre Hazırlık Komitesi'ni oluşturup Kuzey Irak'a geçtiler. Türkiye'de kurtarılmış bölge olarak ilan edilecek olan sözde Botan eyaletinde, az önce size anlattığımız aşamalarda bu kurtarılmış bölge prensibini anlatmıştık. Botan eyaleti de, yani sözde Botan eyaleti de PKK'nın bu kurtarılmış bölgelerinden ilkiydi. Burayı ilk kurtarılmış bölge ilan etmişlerdi. İlk faaliyetleri de buradaydı. 90 yılında 4. Kongre bu Botan eyaletinde yapılacaktı, yani Türkiye'de, ve APO bizzat Türkiye'ye gelecekti bu kurtarılmış bölgeye. 86 yılında yapılan 3. kongrede bu karar olarak verilmişti. Ama buna rağmen APO'nun dahi katılamadığı salt bir savaşçı kadro toplantısı şeklinde gerçekleştirilen 4. kongre Aralık 90 tarihinde Kuzey Irak'ta, işte bugün Haftan'ın adı verilen bir kampta yapıldı. Bu esnada Öcalan kendisini eleştirenleri de yok etmeye devam ediyordu. Öyle ki bu Haftan'ın da kongreyi yapan ekip APO'yu eleştirdi diye hain ilan edildi. Tutuklamaları da örgütün içinde APO'nun çoban köpeği olarak bilinen Cemil Bayık yaptı. Fakat Abdurrahman Kayıkçı, Şener ve Hazır'ı ölümden kurtararak örgütten ayrıldılar. Bu şahıslar daha sonra 91 yılı içerisinde PKK Vejin diriliş imzasıyla bir bildiri yayınladılar. Yani PKK'dan ayrıldılar, yeni bir örgüt kurdular. Bu nedenle 8 yıl cezaevinde yatan ve PKK'nın zindan direniş lideri olarak yücelttiği Mehmet Şener, provokatör, 88 yılında cezaevi önünde üzerine benzin dökerek kendini yakan ve Kürdistan'ın anası olarak Serk ve Bun ve Berkvedan dergilerinde manşet olan annesi Saliha Şener de hain oluverdi. Bu kadar basit değil mi? Ha düşünsene, yıllarca kendi kitlelerini gazlamışlar, işte kendini yaktı, işte zindanlarda direndi falan, birden hain ve provokatör oldular. Daha sonraları Öcalan bir komplo sonucu Şener'i Suriye'nin Kamışlı kentinde öldürttü. Bundan sonra onlarca kişi de bu Şener'in etkisine kalmış diyerek işkenceyle katledildi. Bu dönemde yaygınlaşan komplolar sonucu bu cesetler tabii çoğalıyor örgüt içerisinde. Yeni bir taktik yürütülmeye başlandı ve cesetler kullanılarak kontrgerilla cinayetleri adı altında kitleleri sokağa dökme çalışmaları başlatıldı. Öyle ya, hem örgüt içinde muhalifler öldürüldü, hem de suçu görünmez bir düşmana atıyorlardı. Daha önce tehditlerle kepenk kapatan ve sokağa dökülen halk tehditleri aldırmamaya başlayınca bu provokasyonlar gündeme geldi. Halk ayaklanması.
Ne demiştik? Öcalan'ın iç savaşa giderken ihtiyaç duyduğu son noktadayız. Öcalan aradığı fikri Filistin'in intifadasında buldu. İntifada Filistin Kurtuluş Örgütü'nün organize ettiği bir halk ayaklanması. Yani çoluk, çocuk, kadın, herkes eline ne varsa işte taş, molotof bunlarla İsrail ordusuna saldırıyordu. Kendini FKÖ ve Asala'nın bir kırması olarak gören PKK için buradan esinlenmek gayet doğal. İntifada sonucu İsrail ve FKÖ Oslo'da barış anlaşması yaptı. Oslo, barış anlaşması. Neyse tam buraya daha gelmedik abi. İşte Öcalan'ın aklına yatan bu intifada fikrini Serhildan olarak uygulamaya başladı. PKK propagandasında şöyle diyordu. Şöyle anlatıyor Serhildan'ı yani ayaklanmayı. Türk devletinin katliamlar serisi devam etti. 24 Kasım 89'da Hakkari'nin Gever ilçesinin İkiyaka köyünde 28 köylü katledildi. Bu arada bu doğru değil. Bu bir korucu köyüydü. Katliamı da PKK yapmıştı. Hatta bunu Serk ve bunlar ilan etmişti. Ama işte klasik örgüt taktiği. 89'daki bir başka önemli olay ise Kürtlerin siyasi hayatına yaşanacaktı. 14-15 Ekim 89'da Paris'te düzenlenen bir konferansa katıldıkları için 7 Kürt milletvekili SHP'den ihraç edildi. Bu durum Kürt siyasetçilerini yeni arayışlara sürükleyerek patlak veren Serhildanlar da artık Kürtlerin sivil siyaset alanında bir partiyle sahneye çıkmalarını hızlandırdı. Demokratik siyasette bir geleneğin ilk halkası olan HEP'in Haziran 90'da kurulmasına götüren süreç işte böyle başladı. Bu SHP'den atılmalarına sebep olan konferansta diyeceğim kızacaksınız ama bu sebep olan konferansta Yılmaz Güney'in kurduğu Paris Kürt Enstitüsü'nün düzenlediği bir organizasyon bu arada. Ardından Halkların Emek Partisi yani HEP kuruldu. Şimdi önemli taşları bir dizdik değil mi? Serhildan yani ayaklanma çağrıları. HDP'nin atası olan HEP, Nevruz efsaneleri, işte kendini yakan mazlum doğanlar falan filanlar. Bu Öcalan için Nevruz çok önemliydi anlayacağınız. Bu işin mitolojikleştirilmesi de ayrı bir önem arz ediyordu. İşte tüm bu yol, tüm bu olaylar bizi Özal yönetimine ve 90'lara götürüyor. Körfez harekatıyla birlikte PKK Irak'ın kuzeyine yerleşmeyi başardı. Buradan rahat rahat hareket edebiliyor, saldırılarını gerçekleştirebiliyordu. Belirlediği bazı bölgelere saldırarak yukarıdaki bahsettiğimiz yarı aşamalı kontrolü sağlamaya çalışıyordu. Asker sürekli varlık gösteremeyeceği için onların bölgede olmadıklarında bölgeye iniyorlar, böylelikle meşru olmaya çalışıyorlardı. Amerikalı terör uzmanları buna gecenin kralı olmak diyor. Buna karşı strateji olarak da örgüt koruculuk sistemini çözmeye çalışıyordu bir yandan. Çünkü korucular büyük bir sorundu onlar için. Öcalan bunun için koruculara bir af çıkardı. Af çağrı bildirisinde diyordu ki 1 Ocak 91 tarihinden 31 Aralık 91 tarihine kadar PKK'ya başvurup af dileyen korucular affedilecektir. Bu süre içinde PKK'dan af edilemeyenler ise ağır cezalara çarptırılacaktır. Buradaki amaç 92 baharına gelmeden o bahar ayaklanmasına bir engel olacak korucuları ortadan kaldırmak tabii ki. 91 yılı sonu geldi ama koruculuğu çözemeyen Öcalan bu affı 92 Nevruz'una kadar uzattı. Bu sefer sert tehditlerle. Mektuplar gönderiyor, paralar vaat ediyordu. Lakin koruculuk sistemini kıramadığı gibi korucuların artmasına hatta katlanmasına sebep oluyordu. Korucular aynı zamanda çocuklarını örgütün elinden alıyordu. Bu durum Apo'yu iyice sıkıştırmaya başladı. Halbuki Körfez Harekatı sayesinde Kuzey Irak'a yerleşmişti. Yüz binlerce mülteci arasında PKK'lı teröristleri de akın akın Türkiye'ye sokmuştu. Önünde sadece 92 Nevruz'unda Serhildan'ı ilan edip ayaklanma sağlamak kalmıştı. Fakat işte dedik ya korucular buna engeldi. Apo bunun için seçtirip Ankara'ya gönderdiği bazı kişileri bölgedeki koruculara göndererek aracılık yapmalarını istedi. İşte bunlar hep vekilleriydi. Yani Halkların Emek Partisi vekilleri Öcalan için bölgedeki korucuları ziyaret ediyordu. Ahmet Cem Ersever şöyle anlatıyor durumu. Bu muhteremler köy köy dolaşarak korucularından TC'nin silahlarını bırakarak Apo'nun silahlarını almalarını, Apo'nun emrine girmelerini istediler. Bu durum kimseyi şaşırtmasın. Bunlar Türkiye'nin utanç verici gerçekleridir. Ne yazık ki daha çirkin hadiseler de olmaktadır. Fakat korucular bu muhteremleri de dinlemediler. Bunun üzerine Apo canilerine gerekli işaretleri verdi ve peş peşe koruculara, çocuklarına, kadınlarına, hayvanlarına karşı katliamlar başladı. Korucular aile efratlarıyla birlikte toplu katliamlara maruz kaldılar. O Ankara'da keyif çatan sayın bazı kişiler ise yok canım PKK katliam yapmaz. Bu iş olsa olsa kontrgerillanın işidir diyerek dalgalarını geçtiler. Ama atalarımızın bir sözü vardır. Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. PKK'nın 92 yılı bahar atılımı hazırlıkları Türkiye kamuoyunda ve bütün dünyada Nevruz sendromu olarak kendini göstermeye başladı. Apo bir yandan ayaklanma talimatları verirken diğer yandan da talimatlarla anlaşma çağrıları yapıyordu. Gerçekten bayağı garip çağrıları vardı. Başka bir zaman konuşuruz bunları. Hatta bir tanesinde işte Turan kurulsun, içinde bir tane de Kürdi Federasyon olsun gibi absürt bir çağrısı vardı da neyse bugünün konusu değil o. PKK askeri açıdan bir bunalım içine girdi. Örgütün silahlı propaganda faaliyetlerinde bir duraklama söz konusu oldu. Eğer Körfez
nüfes krizi ve bazı son gelişmeler olmasaydı Cem Ersever'in dediğine göre 91 yılı PKK ve APO açısından bir baş aşağı gidiş yılı olabilirdi. Nitekim Abdullah Öcalan kongreye göndermiş olduğu değerlendirmede düşmanın fiili gücü dikkate alındığında kurtarılmış bölgeler yaratmak ve bunları yaşatmak mümkün görülmemektedir. Bu nedenle daha gerçekçi modeller bulup bunun için yeni tespit edilecek alanlarda mücadeleyi yoğunlaştırmalıyız diyordu. Önerdiği çözüm yönetimi de çok basit. Şehir kitlelerini tahrik etmek ve devlet ile karşı karşıya getirmek. İlk etapta Cizre ve Şırnak deneme sahası olarak seçildi ve gösteriler başladı. Cizre'ye olayları izlemek üzere giden gazetecilerin kiraladığı otomobilin şoförü onlara en büyük olaylar Cizre'de çıkacak. Bu bölgenin en iyi oteli Cizre'de olduğu için yerli ve yabancı basın Cizre'ye gidiyor. Bu durum PKK'yı Cizre'de olaylar çıkarmaya zorlayacaktır. APO yabancı basına çok önem verir diyor ve gazetecilerin etrafına toplanan çocuklar arka mahallede şenlik olacak. Resim almak isterseniz hemen başlatalım diyorlardı. Gazeteciler anlatmaya devam ediyor. Boynumuzdaki fotoğraf makinesini gören yaşlı, genç, kadın, çocuk APO'nun resimlerini ve kendi fotoğraflarını çekmemizi bekliyor. PKK medya ilişkisine büyük önem veriyordu. Her eylem öncesi eylemin yerini ve saatini milisleri aracılığıyla gazetecilerin kaldığı otele ulaştırıyorlardı. Gazeteciler resepsiyona şey diyebiliyordu mesela. Bir infaz olursa gelin bizi uyandırın. Resepsiyonda bunları uyandırıyordu. Uyarıda bulunmayan veya işte vaktinde yetişemeyen gazeteciler için de bazen infaz gösterisi tekrarlanıyordu. Fotoğrafını çekebilsin diye. Bu gazetecilerden biri olaylardan sonra vicdan azabı duyarak Cizre dönüşünde kendimi suçlu hissediyorum. Acaba bu kadar gazeteci Cizre'ye toplanmasaydık yine olaylar çıkar mıydı diyerek bu olayları kendi kendine böyle izah etmeye çalışıyor. Birazdan size bizzat Cizre'de bulunmuş o gazetecilerden birini de dinleteceğim. Peki APO'nun amacı neydi? Amaç 330 kilometrelik Irak-Türkiye sınırı boyunca dizilen sınır karakollarını kaldırmak ve Türkiye tarafında bir kurtarılmış bölge yaratmaktı. Diğer yandan diğer sınırın Irak tarafında zaten PKK'nın denetimindeydi ve sahadaki onlarca kampta binlerce militan sabahtan akşama kadar silahlı eğitim görüyordu. Bu gücün elinde onlarca çeşitli çapta havan topu, uçak savar, binlerce roket atar ve on binlerce piyade tüfeği mevcuttu. APO bu silahlı gücüyle sınır karakollarını kaldırdıktan sonra sınırın her iki tarafına konuşlandırmayı ve bu sahada Botan Behde'den savaş hükümeti kurmayı amaçlıyordu. APO bu planı şöyle anlatıyordu. Emperyalistlerin çizdiği sınırı savaşla parçalayacağız ve yine emperyalistlerin birbirinden ayırdığı Kürt halkının savaş alanında birleştireceğiz diyordu. 92 Nevruz'unun önemi işte buydu. Mehmet Ali Birant aktarıyor. Öcalan'ın en çok istediği de PKK hareketinin bir halk ayaklanmasına dönüştürülmesiydi. Nitekim bunun ilk denemesi 1990 Mart'ındaki Nevruz Bayramı'nda yapıldı. Her yılın 21-22 Mart günleri kutlanan Nevruz, ayaklanma girişimleri için en azından halkın ve devletin tepkisini ölçmek için bulunmaz bir fırsattı. Daha 21 Mart gelmeden Nusaybin'de olaylar patlak verdi. 17 Mart'ta bir PKK'lının cenazesinden dönen 5000 kişi güvenlik güçleriyle çatıştı. Bir kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Nusaybinliler daha sonra evlerine kapandı. Kepenklerinde okullar tatil oldu. Nusaybin'in ekmeği bile Mardin'den getirildi. APO yani ani bir çıkışla 92 yılda 21 Mart'ında bir ayaklanma başlatmak istiyordu. 21 Mart Nevruz ayaklanmasını diğer 3 hedefin dinamosu olarak görüyordu. Bu nedenle kış boyu basını da kullanarak güçlerini bir ayaklanmaya hazırladığını beyan etmeye başladı. Bu propaganda kısa sürede tüm Türkiye'yi sardı. Ahmet Cem Ersever şöyle anlatıyor o dönemi. 92 Mart yaklaşırken herkesin konuştuğu tek konu PKK'nın Mart'ta genel bir ayaklanma başlatacağıydı. Başta hükümet olmak üzere diğer siyasi kuruluşlar, ordu, emniyet, basın, aydınlar, halk PKK'nın 92 baharında genel bir ayaklanma başlatacağı endişesini taşıyordu. Bazıları buna inanmasa da hazırlıklarını böyle bir ihtimali göz önüne alarak yapıyordu. Özellikle basında çıkan manşetler ayaklanmanın olacağını iyice pekiştiriyordu. APO militanlarına verdiği talimatlarda bu konuyu özellikle vurguluyordu. Yine ülke içindeki PKK grupları dağıttıkları bildirilerde genel bir ayaklanmaya hazırlanın. Tarihi gün gelip çattı. Silahı olmayan silahlansın. Parası olmayan PKK'dan istesin. Her ev bir sığınak hazırlasın. Evlerinize gerekli malzemeyi stok edin. Ayaklanma komiteleri kurun. Herkes gücü oranında ayaklanma komitelerine yardımcı olsun şeklinde talimatlar veriyordu. Yani anlayacağınız PKK çağrıyı açıktan ve kesin bir şekilde yapıyordu. Bu sırada Halkların Emek Partisi vekilleri de bunların hep yalan ve foşik TC'nin uydurmaları olduğunu anlatıyordu. Hepliler Türk halkını bu şekilde kandırmaya çalışırken bir yandan da PKK'nın ayaklanmasını organize ediyorlardı. Hani siyasi partileri falan yoktu ya bunların. Hani siyasi partileri, siyasi yasakları var diye terör vardı ya. Yıllarca insanları böyle kandırmamışlar mı? Gelin o günü bir de PKK medyasından okuyalım bakalım. Hasan Baykara ya da tanıdığımız ismiyle Veliye Boti 92 yılında bizzat Cizre'deki Nevruz koordinesinde yer aldı. Ayrıca hep ilçe başkanıydı. Katliamdan sonra ülkesini terk edip yurt dışına gelmek zorunda kaldı. Hala da Almanya'da yaşıyor. Cizre Serhildan'ını 20. yıl dönümünde ondan dinledik.
Hep ilçe başkanı PKK'nın Serhil Danlı yönetiyor. Nasıl ama? Bir de sizi yıllardır şey diye kandırmıyorlar mı? O dönemler her şey yasaktı kardeşim, o yüzden terör vardı yeğen diye kekliyorlar. Bırak Nevruz'u yasaklamayı, dokunmayacağız demiş devlet. PKK bizzat siyasi parti kurmuş, hatta o kadar şımarmıştı ki bu parti ayaklanma organize etme işine soyunmuştu. Peki nasıl hazırlanmış bu süreç? Gelin Hepli abi bize bir anlatsın bu durumu. 1984'te Cizre'deki yurtseverler olarak çarşıya çıkmaktan dahi korkardık. Bu arada PKK medyasından okuyoruz. Yurtseverler dediği dümdüz PKK'lılar. Selam versek bir bela, vermesek akşam polis kapımızda. Sonra oranın sosyo-kültürel yapısı aniden değişmeye başladı. 86-87'den sonra özellikle Silopi'den 6 köylünün öldürülmesinin ardından köylerdeki yurtseverler de ilçe merkezine göç etmeye başladı. Diyebilirim ki 88'in başına kadar MİT'çiler, korucular, devlet adamları Cizre'de cirit atıyordu. Hatta bazıları ay yıldızlı bayrak sallanıncaya kadar Cizre'nin kralı benim diyordu. Gerçi sonra hepsini temizlediler. Yurtsever köylülerin merkeze göçüyle birlikte Cizre kendi komitelerini kurmaya, örgütlenmeye başladı. Cizre böyle yurtsever bir konuma gelebildi. İlk Nevruz ise 90 yılında çok gizli bir şekilde yapıldı. Gruplar halinde 6-7 yerde tekerlekler yakılarak kutlandı. PKK'nın kuruluşundan sonra kitlesel olarak ilk defa 1990'da mahallelerin başında, kenar kısımlarında kutlandı. Hatta bazı yerlerde başkanın adı yere kazıldı. Mazotla yere Nevruz yazıldı. 91'e gelindiğinde ise bir patlama yaşandı. Kitle ayağa kalktı. Ne anlattığını farkındasınız değil mi? Cizre'nin sosyo-kültürel yapısını nasıl değiştirdiklerini, PKK olarak nasıl yavaş yavaş ve gizlice örgütlendiklerini anlatıyor orospu evladı. Küçük bir azınlıkken nasıl yavaştan yavaştan örgütlendiklerini anlatıyor utanmadan. O zaman alınan bazı kararlar vardı. Tek tek insanlar örgütlenecek, mahallelerde komiteler kurulup eğitim verilecek, mahalleler kendi savunmalarını geliştirecekti. Biz en az bir sene halkı bu şekilde örgütledik. Eğitimler yapıyorduk. O zaman basın da bu kadar gelişkin değildi. Küçük boydaki Serk ve bunlar geliyordu. Onları gaz lambası ışığında mercekle okuyorduk. Kitap fazla yoktu. Bize ilk gelen kitaplar manifesto ile Kürdistan'da Zorun Uri'ydi. Bunlarla eğitim yapıyorduk. Evden eve delikler açılmıştı. Diyelim ki bir evdeyim. Polis kapıya dayandı. En az 2 kilometre hiç sokağa çıkmadan karşı tarafa geçebiliyordum. Halk komiteleri vardı. Biri Cudi mahallesinde. Ona ben bakıyordum. Kurtuluş mahallesindekine şehit düşen Kamil arkadaş bakıyordu. Dağkapı mahallesindekine ise Mele Resul bakıyordu. Kızıltepe'den Van'a kadar olaylar olduğunda insanlar direkt Cizre'deki halk komitelerine geliyordu. Sorunlar orada hallediliyordu. Cizre'de 2 sene sadece 4 olay devlet mahkemelerine yansımış. Bir hırsızlık olayı, 2 de şoför soygunu. İnsanlar devlet mahkemelerine gitmiyordu. Bize geliyorlardı. İster korucu olsun, ister korucu başı, ister yurtsever, ister şehit babası. Emin olun, asla taraf tutulmazdı. O iradeye kendini teslim edenlere asla ayrımcılık uygulanmazdı. Adil bir sistem uygulanırdı. Hay maşallah, hevallerime bir özerklik verilmemiş amına koyayım. Şu zulme bak ya, vay 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 vay. Foşik TC yüzünden Kürt olduğunu unutmuşlar neredeyse ya. Nasıl bir asimilasyon ve baskı varmış değil mi? Sizin ben amınıza koyayım. 3 tane mahallemiz vardı. Üçünde de komiteler kurulmuştu. Bir ay kala hemen hemen her akşam mahallelerde toplantılar yapılıyordu. Ardından komite başkanları her akşam bir araya gelip tartışıyordu. Almanya'dan, İngiltere'den büyük bir heyet vardı. Bütün gruplar Cizre'deydi. Gelen misafirlerle ilgilenen, basınla ilişkiden sorumlu komitelerimiz vardı. Bir Alman milletvekili vardı. Adı Uwe Helmke. Onlar arasında en cesur olandı. Elini kolunu sallayarak Cudi mahallesine gelebiliyordu. O zaman Cizre'de bir tek Dağkapı mahallesi devletin elindeydi. Hazırlıklar tamamlandı. Avrupa'dan rozetler geldi, dağıtıldı, pankartlar yazıldı, planlama yapıldı, mezarlığa yürüyüp Berivan arkadaşın kabrinde birleşecektik. Hani size anlattıklarıyla, size yıllardır anlattıklarıyla hayatın gerçekleri arasında nasıl bir fark varmış gördünüz mü? Kurtarılmış bölge ilan edecekmiş utanmaz herif. Şimdi Mehmet Ali Biran'dan aktardığına göre asıl büyük ayaklanma girişimi 92 Nevruz'unda başlatıldı. PKK yıllardır ektiği tohumları biçeceğine inanıyordu. Anlattık ya size nasıl bir ön hazırlık yapılmış hep tarafından. Öyle ki bir de işin absürt yanı ne biliyor musunuz? Bu Kobani olaylarına ne kadar benziyor? Tekrar bakın bakayım. Kobani olaylarına ne kadar benziyor? Selahattin Demirtaş'ın işte sokağa çıkın çağrısıyla. Değil mi? Nasıl bir organizasyon yapılmış? Amanıza koyayım. Ya bir insan hiç mi akıllanmaz ya? Hiç bir insan aynı şeyi niye iki kere dener amına koyayım? Öyle ki daha 21 Mart tarihinden haftalar önce bütün ülke bir Nevruz psikozuna girmiş. PKK 4 Mart günü 21 Mart'ta halkı ayaklanmaya çağırdı.
PKK'nın siyasi örgütü, bu YRNK dediğimiz, yaptığı açıklamada Şubat 92 tarihi Serfebun gazetesinde şöyle diyordu. 92 yılına Kürdistan Ulusal Meclisi'ni kurma şiarıyla giren halkımız Nevruz'u her alanda örgütlenmesini güçlendirmiş ve büyük serhildanlara hazırlanmış olarak karşılıyor. Her gün gerçekleştirdiği yerel ve bölgesel serhildanlarla adım adım ulusal ayaklanmaya yürüyor. ARGK gerillaları düşmana her gün darbe üstüne darbe vuruyor. Kürdistan halkı tarihinin en büyük ve zaferi getirecek baş kaldırısına hazırlanıyor. 21 Mart günü yaklaşırken gerginlik de artıyordu. Doğu ve Güneydoğu'daki illerle büyük kentlerdeki polislerin izinleri kaldırıldı. Bölge valisi Ünal Erkan, Nevruz'un aynı zamanda bir Türk bayramı da olduğunu, isteyen herkesin yasal ölçüler içinde kutlamalara katılabileceğini söyledi. Ancak yasa dışı eylemlere dönüşülürse buna izin vermeyiz diye ekledi. Yani bugün sizi kerizledikleri gibi bir yasak söz konusu değil. Cem Ersever devam ediyor. PKK, bu ayaklanma tarihi bir fırsattır. Korkmayın, arkanızdayız. TC size bir şey yapamaz. Ayaklanmaya katılmayanlara hain ilan edir diyerek tehditler savurdu. Bazı parti ve dernekler ise Avrupa'daki bazı çevrelere başvurarak halk Nevruz'da şenlikler yapacak ama TC bu şenlikleri kanla bastırmak istiyor. Her tarafa tank, top yerleştirilmiş. Gelin gözlerinizle görün diye sağa sola koşturuyorlardı. PKK 21 Mart gelmeden özellikle Cizre, Silopi, Şırnak, Nusaybin gibi yerler başta olmak üzere binlerce silahı şehirlere ve köylere sokarak işbirlikçilerin elinde tutuşturdular. 20 Mart'ı 21 Mart'a bağlı yani gece çoğu askeri karakol ve kışlaya, polis karakollarına, devlet binalarına, devlet memurlarının evlerine olmak üzere yüz binlerce mermi sıktılar. Bunun ismi de Nevruz şenliklerine hazırlık oldu. Vur gerilla vur Kürdistan'ı kur. Kürdistan faşizme mezar olacak. Kahrolsun TC ya da yaşasın APO, yaşasın PKK sloganlarıyla birçok PKK işbirlikçisi güvenlik kuvvetlerini taramaya başladı. Güvenlik kuvvetlerinin de kendilerine doğru ateş etmesini ve orada sürü gibi gördükleri halktan mümkün olduğunca çok sayıda insanın ölmesini istiyorlardı. Fakat güvenlik ve emniyet kuvvetleri oyuna gelmeyerek ateş etmemek için gösterilmesi gereken sabır ve metaneti gösteriyorlardı. Bunun üzerine kadın ve çocukları kendilerini siper etmiş PKK'lılar halka, bakın işte polis ve asker korkudan başını kaldırıp bize ateş edemiyor. Biraz daha üzerlerine gidersek, ateş etsek bırakıp kaçacaklar. Hiç korkmayın. Hep beraber gidip bütün binaları yok edelim diyorlardı. Tabii ki bu şovu kaçırmak istemeyen yabancı basın dolmuştu bölgeye. Kameralar kurulmuş, bekleniyordu. Daha yeni de anlattığımız üzere örgüt için basın çok ama çok önemliydi. Bedavaya propaganda ne de olsa, öyle değil mi? Ve beklenen gün geldi. Nevruz kutlamalarıyla eş zamanlı olarak PKK'lıların saldırıları başladı. Yüzlerce yaralı vardı, onlarca şehit verildi. Çatışmalar öyle bir hal aldı ki Şırnak valisi Mustafa Malay tamamen bir savaş içindeyiz dedi. Ortalık adeta kan gölüne dönmüştü. PKK'lı teröristler keleşlerle sokağa inmiş, PKK bayrakları açarak gövde gösterisi yapıyordu. Tabii ki de önemli olan, daha evvel de bahsettiğimiz gibi, basının işin içine çekilmesi. Gelin şimdi hep birlikte olayın bizzat tanığı olan gazeteci Sabri Canbelli'den dinleyelim o günü. Biz bölgelere gittik, oradan oraya koşturuyoruz. Yine halayla çekiliyor. Ancak daha önceki günlerden farkı, halay çeken insanların arasında ya da o kalabalığın arasında PKK'lıların bugün dahi giydirdikleri işte askeri kıyafet dedikleri haki renk ya da gri renk o şekilde giysili insanlar vardı. Ve bunların yüzleri kapalıydı. Topluluğu da yönlendiriyorlar. Daha sonra bu topluluklar yürüyüşe geçtiler. Birdenbire halaylar kesildi. Bu sözünü ettiğim yüzleri maskeli kişilerin yönlendirilmesiyle harekete geçildi, yürüyüşe geçildi. Yürüyüşün şehrin dört tarafından olduğunu da öğrendik. Sloganlar, pankartlar bunlar eşliğinde. Tabii bunlara güvenlik görevlilerinin zaman zaman müdahaleleri, sert olmasa da müdahaleleri oluyordu. Yani Nevruz sona ermişti havanın kararmasıyla. Ama olaylar bitmemişti. Dolayısıyla bizim oradan Ankara'ya dönmemiz söz konusu değildi. Gece hiç susmadı silah sesleri. Ve sürekli çatışma haberleri geliyor, ölü haberleri geliyor. Otele bir telefon geldi. Telefon sık sık geliyordu da. Bir otel görevlisi yüksek sesteki hepimiz lobideyiz. Gazeteci arkadaşlar size bir haber var diye başladı.
bir eve havan mermisi düşmüş. Biri 3 yaşında çocuk, biri 70 yaşında kadın olmak üzere 7 kişi, yani 7 sivil evde ölmüş. Onun biraz ilerisindeki evde de taramışlar, 4 ölü falan gibi. Yani söylediği ölüleri hesapladığımızda bir 10-15 kişiye ulaşıyordu rakam. Yani bizde ciddi bir şok etkisi yaptı. Nerede olduğunu sorduk. Kurtuluş Mahallesi. Bir kısmı otelde kaldı, bir kısmı bizle birlikte koşarak dışarı çıktık. Ama çok korkunç silah sesleri geliyor. Her taraftan silah sesleri geliyor. Bir sokağa girip belli bir süre ilerledikten sonra silah seslerinin çok yakınımızda olduğunu fark ettik. Ve bize doğru ateş edildiğini anladık. Herhangi bir yere kaçma şansına sahip değiliz. Sadece hedef küçültebiliriz. Nitekim onu yaptık, kendimizi yere atarak, sürünerek. Ama sürünerek nereye gideceksiniz? Sonuçta biz evlerden birine girdik. Fakat evin duvarına bir biçimde mermi, da evin içine belli ki daha yüksek kesimlerden gelen mermiler. Biz bunlara bakarken, bu arada evin içinde ev sahipleri mermi izlerini de gösteriyorlar. Bunların da fotoğrafını çekiyoruz. Arkadaşlarımız bunları çekiyor. Ama o sırada çok enteresan bir şey yaşadık. Bulunduğumuz evin, yani çatı ya da dam diye anılan yerinde, yani kulağımızın hemen dibinden bir cayırtı koptu. Otomatik silahlarla ateş açıldı. Bize değil, dışarıya. Yani belli ki güvenlik güçlerine açılıyordu ateş. Aynı şahıslar ki yüzleri gözleri maskeli ya da işte çepye diye tabir edilen örtüyle batılmış, ateş açtıkları damdan hemen bir başkasına sıçrıyorlar, oradan ateş açıyorlar. Bulunduğumuz evin damından ateş açılıyor. Bulunduğumuz evin 2-3 ötesindeki damdan ateş açılıyor. Şimdi oraya da ateş açılıyor. Tabii biz ateş açılsın istemiyoruz. Ama sonradan olayı serin kanlı düşündüğünüzde, güvenlik kuvvetlerinde bir yerden kendilerine ateş açılıyorsa, orada acaba bana ateş açmayan var mıdır diye düşünemezler. Tabii durumu da değerlendiriyoruz. Birden aklımıza bir soru geldi. Biz neden buradayız? Bizim orada olmamızın nedeni, otele gelen bir eve havan mermisi düştüğü yolundaki istihbarattı. Peki hangi eve düşmüştü? Biz söylenen o mahalledeydik. Sorduk ev sahiplerine ve havan mermisi, öyle bir şey yok dendi. Yani peki işte 15 kişi ölmüş, 3 yaşındaki ev, biz duymadık dedi. Peki dedik, yani havan mermisi, peki bir havan mermisi düşse dedi, burada 3 tane ev havaya uçar. Sonuçta evler kerpiç evler. O zaman bir şey kafamıza dank etti. Biz oyuna gelmiştik. Biz aslında havan mermisine değil, oyuna gelmiştik. Oraya çatışmanın içine davet edilmiştik. PKK, yerli yabancı gazetecileri oraya çekmeyi başarmıştı. Orada olabilecek her tür olay, ama bizim başımıza gelebilecek bir olay, ki ölüm, yaralanma,
çok rahat biçimde, özellikle yurt dışına karşı Türkiye aleyhinde propaganda amaçlı kullanılacaktı. Bunu anlamıştık ama geç olmuştu. Biz oradaydık. Yapacak bir şeyimiz yoktu. Yapmamız gereken tek bir şey vardı. Orayı süratle terk etmek. Çünkü yine anladığımız bir şey vardı. Biz bir PKK'nın evindeydik. Nitekim bu daha sonradan o evde yaşayan iki kişinin itirafçı olduğunu öğrenmemizle ortaya çıktı. Yani o evden açılan ateşin nedeni o evde PKK'lıların olduğuydu. Dolayısıyla bu bizim bulunduğumuz eve neden ateş açıldığının da bir göstergesi. Can Bey'i PKK'nın oyununa gelmiş ve kendisini çatışmaların tam ortasında bulmuştu. Sanırım az çok medyanın önemini ve 92 yılı Nevruz'unda planlananı anlamışsınızdır. PKK'lılar halkı toplayarak bu Serhildan yani baş kaldırı için çağrı yapıyordu. Önce sözde PKK şehitleri anılır, ardından da Biji Şerok Apo eşliğinde PKK marşları söylenir. Fakat dedik ya, emniyet ve kuvvetler tetiktedir. Ersever'in de anlattığı gibi Serhildan çağrılarını takip ediyorlardır. Bir iç savaş durumundan söz ediyoruz. Bak tekrar altını çizeyim sizin için. İşte geldik o meşhur görüntüye. Nevruz için toplanan kalabalığa PKK'lılar ayaklanma çağrısı yapıyor. Marşlar söyleniyor. Tam da bu esnada koruculardan ihbar alan ekip bölgeye geliyor ve evet beyler eğlence bitti diyerek kalabalığı dağıtıp PKK'lıları aramaya koyuluyorlar. Şimdi bu kısım niye çok önemli? Görevliler dolaşırken silah sesleri geliyor ve kalabalık arasından gri ceketli ve yüzü kapalı kişiyi tespit ediyorlar. Ardından araçtan inip hepsi o elemanın peşinden giderek gel buraya gel diye koşarlar. Kimisi kayar düşer ama hepsi aynı adamın peşinden koşarlar. Sizin de görüntüleri izleyip tespit edebileceğiniz üzere rastgele millete saldırma falan yok. Evet insanları önlerinden iterek çarparak koşarlar ama ne yaptıkları ve kimi kovaladıkları da açıktır. İşte tam da bu kalabalık arasından bu PKK'lıyı kovalarken Avrupalı gazeteciler düğmeye basar ve bu meşhur fotoğraf ortaya çıkar. Kanlı Nevruz. Halka ateş açan Foşik TC. Halbuki öyle mi? Ülke neredeyse bir iç savaşın eşiğindeyken görevini yapan insanları görüyoruz. Hem size bu insanları yıllarca pis, faşist, katil diye yutturdular, ülkeyi kan gölüne çeviren teröristleri de mazlum ve gariban diye pazarladılar. Öcalan'ın planı tuttu. Şükür bugün internet var ki bu tarz içerikleri ben üretebiliyorum. Yoksa ana akım medya size bunu asla oturup düzenli bir şekilde anlatmaz. Ha bir de görevliler ayrılınca kahrolsun Atatürk, yaşasın PKK sloganları da atılır. Peki iyi. Burada ayaklanma engellendi. Ya araya girip tutuklama yapılmayan bölgelerden oldu biliyor musunuz? Bu oldu işte. Cizre'den sizinle paylaşmayacakları görüntülerde PKK'lıların nasıl şehir içinde çatışmalara girdikleri gözüküyor. PKK hem Serhildan yani başkaldırı ilan ediyor hem de tepki gelince Nevruz engelleniyor diye ağlıyor. Ardından PKK bunu kanlı Nevruz ilan edip propagandasını yapmaya başladı. Her zaman olduğu gibi, daha evvel de yaptığı gibi. Ve o kırpılmış fotoğrafla sanki insanlara ateş açılıyormuş algısı yapıldı. Yıllarca bu yalan yayıldı ve özellikle çözüm sürecinde maalesef hükümet tarafından kullanıldı. Bu fotoğrafın hikayesini de bu şekilde öğrenmiş oldunuz. Ha, son olarak Cemer Sever şöyle değerlendiriyor 92 Nevruz'unu. 1992 Nevruz olaylarının genel bir değerlendirmesini yapmak gerekirse şöyle söyleyebiliriz. Hükümet taşkınlıklar olmaması kaydıyla kutlamaları serbest bırakmıştı. PKK bunu kana bulamak için tüm imkanları seferber etti. Fakat bazı yerleşim birimleri hariç başarılı olamadı. Bu durum PKK'nın hızlı bir prestij kaybına yol açtı. Ancak Güneydoğu'da prestij kazanmak veya kaybetmek anlıktır. Gücünü kaybettiğin gün hiçbir prestijin kalmaz ama varlığını hissettirdiğin an prestijin doruk noktasına çıkar. Yine Güneydoğu'da prestij kazanmanın en iyi yolu ne yazık ki silah patlatmaktır.